başkalarının beklediği performans kafasından çıkıp kendinden beklediğim performans kafasına geçtiğinde hayatın şekli çok fazla değişiyor. Böyle bir performans yüküyle dünyada var olmak sence mümkün mü? Bu sürdürülebilir bir devamlılık mı? Ya da sen bu konuya nasıl bakıyorsun? Vücudumuzda 100 trilyon hücre ve onlarca farklı organ sistemiyle beraber milyonlarca farklı operasyon eş zamanlı olarak yürüyor. Hiçbirinin performans kaygısı yok. <laughs> Sistem işliyor yani. Bir pazar daha. <laughs> pazar sabahlarının vazgeçilmez programı önce can soracağım. Canan, evet. İnsanların kahvaltı sofrasında masanın kenarına, masamızı alıp insanların kahvaltı masasının kenarına eklenmiş gibi hissediyorum bazen kendimi. Evet ya bir de sabah <laughs> affedersin Kayseri sucuklarını yiyince. <laughs> evet. Tam evet. pazar sabah modunda hissediyorum kendimi. Evet sevgili Ali Kalkat ve seyirlik işler ekibinin kahvaltılı çekim günleri abi bir de gerçekten çok kız evladı olan evler de böyle burada da kızlar çok ya vallahi güzel sofra hazırlamışlar tebrik ediyorum bir değişimden bahsetmek istiyorum bugün sana ve güzel bir sorun var daha doğrusu elimde güzel nitelikli bir kavram var o kavramı nasıl anlayalım ne yapalım mı acık sohbetini yapalım istiyorum Mustafa'nın elinde güzel bir, nitelikli bir kavram var hani bu kavram. <laughs> kavram var kavram tarlası var adamın evde Yetişir yetişip geliyor. Büyük bir değişim yaşadığımızı düşünüyorum. Son 10 yılın ana konusu bu. E, bu değişim de şimdiye kadar bildiğimiz üzerine düşündüğümüz, ezberlediğimiz kavramların içerikleri değişti böylece. Yani her şey, her şey değişiyor. ya mesela emeklilik deyince aklımıza artık başka bir şey gelmesi gereken bir dönemdeyiz. Ya da dijital deyince aklımıza artık başka bir şey geliyor falan. Dostluk deyince başka. Bunların kavramların yapıları değişti. Yani 1900'ün başındaki dostluk kelimesini atadığımız içerikle şimdi üzerine atadığımız içerik birbirinden gerçekten belirgince farklı. Yani sosyal medyada dostluk dediğin, arkadaşlık dediğin şey bambaşka kavramlar barındırıyor. Artık. Yüzünü görmediğin dostlar. Yüzünü görmediğin dostlar ya da işte ne bileyim takipten çıktığınla cezalandırdığın falan. ya Başka bir literatür giriyor. Abi ne papaz olduk ya birkaç kişi bizim Engin biliyorsun takipten çıkarmıştı herkesi. Abi isim vermeyeyim çok meşhur arkadaşlarla aramıza e, karasular gel girdi yani bir ee, acayip oldu. Yani evet yani zihnimiz hala yarı yarıya orayla düşünüyor ve yarı yarıya burayla. O yüzden kültürel anlamda hangi konuda neyi nasıl düşüneceğimizin yapısı da değişti. O yüzden ben de mümkün olduğunca belli kavramları seçip değişen yapısıyla tekrar konuşmak istiyorum. Bir de önemli fark ettiğim şeylerden bir tanesi, arkadaş yani tamam çevirisini yapıyoruz bir sürü uluslararası arenadaki hikayenin ama çeviri artık yetmiyor. Yani Türkçe bir zihinle algılanmasına da ihtiyaç var. Özellikle benim içinde olduğum bu iletişim, markalaşma, işte yönetim vesaire gibi şeylerin içerisinde her Herkes çeviriyle öğrenmiş konuyu ama yani işlevli değil dönüştüremiyorsun. Türkçeleşmesine ihtiyaç var. Yani Türkçe bir zihinle ele alınmasına ihtiyaç var. İş hayatında bir şey üretirkenki pozisyon bunu ara sıra sıklıkla da söylüyoruz. Ara sıra sıklıkla gibi çok çirkin bir tarifle de arada <laughs> açıklamış sık sık Bazen <laughs> belki de her bazen gün. belki de her gün. Biz artık serbest çalışan olarak Pazarda daha çok var oluyoruz. Çalışanların 2025 yılı içerisinde böyle olacağı varsayılıyor. Dünya ortalamasında neredeyse üçte biri bireysel olarak kendi işini yapıyor. Kendi işini yapıyor olma şu demek özünde. Yapabildiğin kadar varsın. Yapabildiğin kadar para kazanırsın. Yapabildiğin kadar değerlisin. Eskiden böyle değildi. Potansiyellerini oluşturur. Sistemin içine girer. Sistemin sana verdiği açıklığı doldurduğun sürece yeterince title, anlam, para ya da tanımlanmış bir şey alabiliyordun. Şimdi öyle değil. Çalışırsan satarsın. Çalışırsan olur. Ve bu çalışırsanın bir bölümü tanımlı, bir bölümü de tanımsız. Tam tanımlı da değil. Yani oralarda performans göstereceksin. Ben bunu en çok sosyal medya yönetimiyle alakalı dalgasını geçiyorum. Yani işte sen de sosyal medya yönetimiyle alakalı uzun yıllar acı çekmiş insanlardan bir tanesisin. Kaç defa şöyle diyoruz. Bak hiçbir şey istemiyorum. Benim sosyal medyamda haftada bir iki bir şey yayınlasak yeterli diyorsun. Çok küçücük bir şeymiş gibi görünüyor. Aslında arka tarafta bir dev istiyorsun. Tabii. Bu sosyal medya büyüsün, değerli olsun, hiç yanlış soru gelmesin, insanlar beni yanlış anlamasın bilmem ne falan gibi bir performans beklentisini saklıyor. Yani fili saklıyor da ağacın arkasına. Aynı şeyde. Hani ön tarafta bize sosyal medyamızı yönetsene falan diye. Hani sanki çok basit bir şeymiş gibi bir şey istiyorsun arka tarafta. Bu bir performans beklentisi oluyor. İşlerin önemli bir bölümünde, değişimde bu performans yükü, performans gösterebildiğin kadar anlam kazandığın bir dünya ilişkisinin içerisindeyiz. Bu da gerçekten bana sorsan tükenmişlik diye tarif ettiğimiz hikayenin ana ana etiketi buymuş gibi geliyor bir gizli önerme olarak herkesten herkese yüklediğimiz bir performans beklentisi hikayesi var ve bu gizli önermenin oluşturduğu arka tarafta da tanımı da belli o. o performans tam olarak ne demek belli değil. yani hani başarıyı hangi havuzdan kovalayacaksın abi yani para da sadece tek bir başarı değil işte bilinirlik işleme işin dönüşü bilmem ne gibi bir durum oluyor. Böyle bir performans yüküyle dünyada var olmak sence mümkün mü? Bu sürdürülebilir bir devamlılık mı? Ya da sen bu konuya nasıl bakıyorsun? Çabasız yaşam. Aha güzel. Biliyorsun güzel. Ee, bu arada çok çok güzel bulduğum başlıklardan bir tanesi. Yani bunu sadece başlık olarak söylemiyorum. Ben piramiden arka tarafını da biliyorum az çok çok evet doğru, doğru söylüyorsun. Yani evet, belki de videonun adını böyle koymak lazım. Evet hiçbir canlı hayatta kalmak için bu devirdeki insan kadar çabalamak zorunda değil yani. Biz böyle belgesellerde izleyince bize çok zormuş gibi geliyor ne bileyim. Aslan tarafından kovalanan Hedef he işte, yani Antilop ya da timsalların saldırdığı su aygırı. Şimdi bu hikaye çok anlık bir hikaye. Bize uzun uzun gösteriyorlar ama safariye giden arkadaşlar özellikle en son Rui Diego var Amerika'da onunla konuştuğumuz o çok Afrika'da zaman geçiriyor. Abi diyor bize aslanları acayip atarla anlatıyorlar. Hiç öyle hayvanlar değil diyor ya. Gittim ben resmen diyor kulağına parmağımı sokuyorum aslan hiç umurunda değil diyor yani. Karnı tok sırtı pek olduğunda ömrünün %80-85'inde hayvan son derece sakin. Tabiatta böyle işte kulağını kırpıştırmaya bile üşenen falan <laughs> böyle bir durumdalar onlar. Devamlı yat yuvarlan, tozlarda gezin. Çabalama ve yaşamın bir mücadele olduğu fikri sanayi devriminden sonra Darwin'in de bağlamından çıkarılıp çarpık yorumlanmasıyla bize yerleşmiş ve insanın aslında kendisine bayrak edindiği çok sapkın bir düşünce bana sorarsan. Bütün şeyde başlıyor daha işte evde başlıyor. Konuştuk ya daha böyle Hatice'nin oğlu hep benden daha iyi bir şey evet. yapıyor falan. O kıyaslanmalarla başlıyor sen hep var olan bir potansiyelini performansa dökemeyen bir garibansın. Yani bütün yani derslerde de böyle, iş yaşamında da böyle, evlilikte de, ilişkide de böyle, çocuk yetiştirmede de böyle anne babaların yüzde doksanı yetersiz abi. Kendilerini yetersiz hissediyorlar. Yani ne yapsalar olmuyor. Bir şey yapmaya kalkınca yanlış yapma olasılıkları artıyor. Çünkü tabiatlarında var olmayan bir şeyleri davranışa ya da rutine ritüele dönüştürmeye çalışıyorlar. Olmuyor yani. Ya bir şöyle uzaylı gelse izlese manyak mı lan bunlar diyecek. Yani dünyada 10 milyon civarında canlı türü var. Hepsi takılıyor baba. Hiçbiri ne okula gidiyor ne master doktora yapıyor ne bir şey. Herkes işinin yüzde uzmanı. Yani emri hak vaki olana kadar gidiyorlar. Biz yok abi. Düşünsene hayata başlamak için 15 sene eğitim alan başka canlı var mı ya? biz normal hayatımız hani profesyonel hayat diyeceğim şeye başlayabilmek için meslek liseleri de kesmedi bizi. Onun üstünde üniversite, master, doktora. Bana göre doktor yapacağım. Niye diyorsun? Yapacağım. Ya yapma diyorum. Öyle yapacağım diye doktora olur mu yani? Doktora bir spor dalı değil ki. <laughs> Akademiye giriş alanı yani. Herkes doktora yapıyor. Şu anda master, doktora enflasyonu. Ne için yaptığını bilmeyen, devamlı eğitimler alan, öğrenmeye çalışan bir taraftan piyano çalacağım, öbür taraftan dağa tırmanacağım, arkasından işte amuda kalkıp sakız çiğneyeceğim. Bütün bu becerileri geliştirmem lazım. Eksiklik duygusunu yerleştire yerleştire aslında bizi çok uygun bir çabalayan pazara dönüştürüyorlar. Benim için hayat, artık gençlere de yani çocuklarıma da onu çok anlatmaya çalışıyorum. Çabasız yaşamla ilgili bir şey. Çabasız yaşamın yolunu bulmak için çabalamak lazım. E, bu uzun çiğnememiz gereken bir muhabbet. Seninle biraz çiğneyeceğiz onu zaten o belli oldu. Fakat o performans beklentisi doğal değil. Tekrar kamerayı uzağa alıp zoom out'la yaşadığımız dünyaya bakarsan insanın fabrika ne anlatıyorum ben başından beri? Doğada hayatta kalmak için üretmek, yaratmak zorunda olan bir varlık. İşin biraz cılkını çıkarttı. Yani şimdi aklına gelen her şeyi üretebilir, her şeyi yapabilir hale geldi. İhtiyaçları, biyolojik ihtiyaçların artık çok ötesinde. Yani biyolojik olarak bizim cep telefonuna ihtiyacımız yok. Biyolojik olarak bu evlere, bu mutfaklara, bu yollara, bu caddelere ihtiyacımız yok. Bunlar bizim sonradan ihdas ettiğimiz ve vazgeçilmezimiz olmuş şeyler. Bu kadar pahalı yaşamaya ihtiyacımız yok mesela. özellikle şehirli insan için. Ama başta ben kendim için söyleyeyim yani şu anda benim bazal yaşam masrafım korkunç boyutlarda. Biyolojik alemdeki masrafa kıyasladığın zaman. Ki ben oldukça mütevazi yaşayan bir adamım ama dışarıya bakıyorsun Abi beleş yaşıyor herkes yani hava bedava su bedava diyor ya yani onun gibi. Dolayısıyla biz bu ihdas edilmiş, bindirilmiş gereksinimleri karşılayabilmek için gereksiz bir performans baskısı altında kalıyoruz. O zaman da böyle performans ana bir sorun haline geliyor. Ve maalesef birçok fikir önderi de bunu destekliyor aslında. Yani Jeff Bezos'ları bilmem neleri bunlar hem girişimci hem fikir önderi falan ya şimdi işte örnek olarak gösterilirken ya da piyasada konuşurken gördüğünde Arnold Schwarzenegger gibi ikon isimler konuşurken devamlı daha fazlası için çalış devamlı çalış. Abi ne yapıyorsunuz? Nereye çalıştırıyorsunuz böyle? Ne için yani? Tam ben sonuçta Arnold Schwarzenegger olacaksam okey ama bunun da bir garantisi yok yani. Ben nereye gidiyorum? Arnold Schwarzenegger bence o gaz konuşmaları yaparken unuttuğu bir şey var. Adam zaten 14 yaşından beri vücut çalışıyor. Sen bir yola girmişsin. O adam için halter kaldırmakta, kas yapmakta, kapı gibi bir vücuda sahip olmakta çaba gerektiren bir şey değil. O Pumping Iron filmini ben yıllar önce izlemiştim. Bunun ilk çektiği filmlerden biri. İşte çalışmalarını gösteriyor, vücut çalışmalarını. Abi normal bir insan evladının görünce yolunu değiştireceği şeyler her günde 400 kere kaldırıp indiriyor. Yani bu azimle falan olacak bir şey değil. Adamın yapısı buna müsait. E sen şimdi tutup da elin garibanına benim gibi çabalarsan benim gibi olursun ders olursan bir hareket yapar ya. Öyle olmuyor o işler. Her insanın yapabileceği, kendi mecrasında akabileceği özel bazı alanları var. Orayı bulmak için biraz araştırmak, çalışmak güzel bir fikir. Orayı bulduktan sonra orada akmak. Olabildiğince de çabasız akmak. Akarken kendi yatağını oluşturmak. Oluşturdukça yatakta coşmak. Bu tip bir döngüye girdiği zaman zaten işte insan başarı, yüksek performans bilmem ne falan hepsini çabasız olarak yakalayabiliyor. Ama hiç sana ait olmayan bir alanda sırf herkes öyle dediği için ve herkes öyle yaptığı için yapıyor olmak da bir süre sonra o dediğin tükenmişliği otomatikman getiriyor yani. Bilirsin benim masada bazı konuşma tiplerine alerjim olur. Mesela masada milli piyango konuşmaya alerjim olur. Bir şeyde yani hani bir iş Fırsat Daha, yani bir iş konuşursun falan. O iş 6 aylık yatırım gerektirir. Ama e, birisi, bir, ha, birisi çıkar der ki yani şurada bir fon var ya da bak şu yatırımcıyla çözeriz falan der birden o iş çöker ya bunun gibi e, bir başka konuşmadaki sorunlarda özellikle girişimcilerle beraber masadayken herkes tüm düşünme sistemini sadece ve sadece unicorn bir şirket üzerine düşünüyor bir milyar dolar kazanacağız kazanmıyorsak bunun bir la dur la al da işin başında bir yerde konuşuyor ya onu kazanma da bir milyon dolar kazan ya bırak bir milyon TL kazan Tamam mı? Yani bir şeyde bu anlamsız mı? Ya cebinde zaten 50 bin lira para var yani bunların hepsi değerli. Yani konuşuyor olmadan. Hayır. Sistemi o seviyede. Buna bile ikna etmek yani normaline. Yani bir girişimcisin. Girişimci olarak normalini kurma. Yani vasatı diyeceğim de negatiften algılanması. Vasatını organize etme ya. Yani bir hani şeyde bu bile çok yatkın olmadığımız bir şey oluyor. Yani hep böyle Türkiye'nin birincisi bilmem nenin olacak çöplüğü var arka tarafta. Yani bunu denemiş düşünmüş ya da bundan yılmış insanlar yorulmuş insanlar çöplüğü. Bunun sonucu da şunu doğuruyor. Bir sürü psikolojik sorunu yüklenip koşarak işte İzmir'e Bodrum'a taş gitmiyor koşuyorum ben falan diyen 35-40 yaşında adama dönüyor. ya yani Ben insan ilişkilerinden bıktım abi. Yo bu performans baskısından bıktın aslında. Yorulduğun şey buradaki hikayeyi yönetemek. O performans o ilişkilerin bu performans gerginliğindeki devamlılığını yönetmekte zorluk çektin. Fakat bu bunu bunun hastalıklı tarafı haklısın. Ama bir de normun kendisinde bir tavır değişikliği var. Yani eskiden şunu yapabiliyorduk ya. Abi ben sen de işe gireceğim, çalışacağım. Bana işimin tanımımı söyle. Sen de bana diyordun ki abi bunları buradan alacağım, buraya koyacağım. Bir de haftada üç defa da bunu şuraya da götürürsen iyi olur. Ama ben diyordum ki rutinim bu. Rutinimi bozan davranışta da bu harika. Bunları oturturum, devam ederim. Bunun hesabını veririm. Bunun sonucundan da kazanç alırım. Ama şimdi öyle değil. Şimdi diyorsun ki elimde bu var. Ara sıra da buna çeşitli yerlerde ihtiyacım var. Sen bunu nasıl götüreceğini, nereden nereye götüreceğini sen çöz bana. İşin kendisi buna döndü yani pazardaki işin kendisi. Yaratıcılık istiyor. Yaratıcılık mi? istiyor. İşte zihinsel yatkınlık olarak mesela eskiden şunu yapabilir durumdaydık. Akşam saat 6'ya 10 var. Metrobüs çok kalabalık olur. Ben çıktım diyebiliyordun. Şimdi öyle diyemiyorsun. Şimdi diyorsun ki lan bu burada da ihtiyaç ol. Daha doğrusu mesela şöyle gizli önerme doğru. Bunu buraya götürmezsen ben geride kalacağım galiba. Bu kafam burada kalsın ya da duygun burada kalsın diye bir sorun paketiyle beraber akşam çıkamıyorsun. Gece Kız arkadaşında düzgün vakit geçiremiyorsun ya da bilmem çünkü öyle bir performans işleyişiyle iş devam ediyor. Gece ölürken bile kafanda mevzular dönüyor. Dönüyor, mecburen dönüyor. O, o bandın içerisinde kalıyorsun. Bu bir tuzak bu arada. Yani e, gerçekten sınırlarını çizmeyi öğrenemeyen insan için, yani kendi tanımını düzgün koyamamış bir insan için dev bir tuzak. Hayatta e, tutunmak istiyorsan. Büyük şeylerden de bahsetmeden yani iş hayatında işe gireceğim, paramı kazanacağım, kariyerim devam edecek dediğinde bu performans betkisi, e, e, baskısıyla beraber devam ediyor. Serbest çalışanlara şeyi söylüyorum. Baştan sınır koy, baştan tanım oluştur. Kendi sınırlarını baştan belirle ki karşı taraf seni manipüle etmesin. Yoksa gece 12'de de mesaj atan adamlara cevap vermek zorunda kalırsın. Ama sınırını baştan koyarsan, daha uzlaşma olmadan belirlersen... Bunları yönetebilirsin. Bu yük eskiden şirketin yapması gereken şeydi. Biz böyle çalışırız diye kültür kurardı. Şimdi her birey kendi başına kendi kültürünü kurmak zorunda kalıyor, serbest çalışan da. Ama öğrencinin de memurun da işte standart bir beyaz yakalılığında artık aynı performans havuzunda bir koşturmacası ya da zaruriyeti var ve görünen köyden benim anlayabildiğim değilse sen beni öyle yönlendir. Hani sistem önümüzdeki 5-10 yıl daha bu performansa adapte olan insanla ilerleyecek gibi görünüyor. Ona adapte olanlar zaten biraz önce söylediğim çabasız yolları keşfedebilenler olacak. Yoksa öbürü sürdürülebilir bir şey değil. Mesela evet. belgeselde çıtanın nasıl avlandığını herkes izlemiştir. En hızlı kara hayvanı çıta. Fakat depara kalktığı zaman işte avını kovalarken 20-30 saniye ancak o hızla koşabiliyor. Bütün yakıtları tüketiyor. Sonuçta ya avını yakalıyor, ödülünü alıyor ve süreç bitiyor ya da avını kaçırıyor ve vazgeçiyor. Orada da bir pişmanlık, "Tüh lan bu sefer yakalayamadık." falan gibi bir şey görmüyorsun hayvanda. Oturup bir sonraki kısmeti bekliyor. İşte o hızlı sprint, sonuçtaki av ödülü için yapılıyor. Yani her canlı sistem eğer bir atılım yapıyorsa, bir harekete geçiyorsa bunun sonucunda ya eş bulma, ya güvenli bir yer bulma, ya besin bulma gibi bir saik var. Ve bunların hepsi de dikkat et, çiftleşme, güvenle geçme ve beslenme dopaminle ödülle işaretleniyor beyinde. Yani onu yakaladığın zaman oh iyi ki yaptım diyorsun. Ve bir sonraki için de motivasyonu buluyorsun. Şimdi bizim modern hayatta ise Simon Sinek bunu çok güzel anlatıyor. Mesela bir futbol maçı olsa bizim hayatımız. Abi 90 dakika süresi belli. iki tane kale var. En fazla atan kazanıyor ve birisi galip geliyor. Şimdi futbolda iş basit. Fakat hayat bitimsiz bir oyun. Oyunun sonu yok. Mesela birinci olacağım, hep önde olacağım. Ne kadar süre? Allah nasip ederse <laughs> falan. Hani bir süresi de yok ki bu işin için. Ömür boyu çita gibi sprint atmanı dayatan bir sistem akıllıca ve insani olamaz. Çok olanmış. güzel örnek oldu bu arada, Tabii tabii. Haklısın. Yani bitimsiz oyun olduğunu bir kere anlamamız lazım. Hayat sürekli bir sistem. Ve mesela burada rekabetin anlamı otomatikman değişir. Şimdi en büyük performans baskı rakipler böyle ben böyleyim hikayesi ya. Mesela rakipten devamlı ileride yüzersen ilk yorulan sen olursun. Bu çok belli bir şey yani metal yorgunluğu gibi bir şey bu. Ve eninde sonunda geride kalacaksın. Rekabet yerine mesela yaşamlaştık fikrine benzer bir birlikte hareket, ortak kalkınma, yardımlaşma, networking falan filan gibi işler artık devreye girmeye başlayacak. Sen artık toplam kalkınmayı, toplam gelişmeyi, toplam ilerlemeyi artık düşünmeye başlayacaksın. Çünkü tekil olarak koşulan hayattaki çoğumuzun şu anda içine hapsedildiği cendere bu. Ben bunu senelerce akademide gördüm. Şimdi iş dünyasında görüyorum. Etrafımdaki birçok insan da var. Çita gibi yıllarca koşturuyorlar bu insanı. Fakat sonuçta hiç av yakalayamıyor. Yani küçük küçük börtü böcek yiyor, onunla karnını doyuruyor. Yolda aldığımız maaşlar, ödüller, promosyonlar, yaz bunlar sadece sinek böcek nevinden. Ömürlük sprintin sonucunda gittikçe ödülsüz ödülsüz ilerlediğinde burnout sendrom böyle çıkıyor işte. O tükenme sendromu dediğimiz şey ödülsüz uzun süre çabalama. Sonucu ne? Diyor ki insan söz ya ben niye geldim dünyaya ya? Ben bunu yaşamak için mi geldim? Ben tükendim, ben bittim. Artık hiçbir şey güveni kalmıyor. Ortadan kaybolmak istiyor, yok olmak istiyor. Yani varlığıyla resmen savaşa giriyor insan. Varlığının nedeniyle savaşa giriyor. Mesela tükenme sendromunun çok ilginç bir çaresi var biliyor musun? Tatile gitmek. Ya yani tükenme sendromu yaşayan adamı 15 gün 20 gün tatile götürüyorsun. Hemen bu semptomlar azalıyor. Niye? Tatil aslında çitanın avı. Çitanın avı yakaladığı şeyin muadili. Peki tatilde ne var? Deniz, kum, güneş mi? Hayır. Kendinle çabasız bir şekilde baş başa kalmak var. Çabasız olarak kendinle baş başa kalma ödülü bakma hepimizin böyle hayali bir havuç gibi aslında burnunda sürekli sallanıyor. Emeklilikte ben herkes onu hayal ediyor ya. Ama ömür boyu çıta depara attıktan sonra emeklilikte sağlı sonu patladığı için onu yaşayamıyorsun. Dolayısıyla şimdi yani mesela benim hayatımda uzun zamandır ana hedef ya ben en çabasız bir şekilde nasıl yaşarım güncel hayatımda da böyle. Performans baskısı kafasından çıktığın zaman kendi mecranı bulmakla uğraştığın zaman vaktini ona harcadığın zaman zaten o mecrada öyle bir akıyorsun ki bakıyorsun sağında solunda kimse yok abi. Orası senin boş pist bastırıp gidiyorsun. Mesela bence bana sorarsan sen kendi alanında böyle bir mecra yarattın. Biz buluştuktan sonra hızın biraz artmış olabilir çünkü evrimsel hikayesi çok işine yaradı. Evet, mesela kesinlikle. orada senden birçok hikaye benim çok. E Tabi yani evet. işte mesela bu sen ama çabasız akacağın alanı buldun şimdi aldığın her şey sana güç katıyor mesela. Oradan biriyle tanışıyorsun buradan bir hukukçu tanıyorsun işte bir eğitimci buluyorsun açık beyinde yaptığımız bütün bu işlerden bahsettiğin o yüksek heyecanın sebebi bu. Senin mecran var gelen her şey sana güç katıyor ama. Sen mecranda değilsen zaten güç bela kas gücünle ilerliyorsan orada yani bayır aşağı değil de bayır yukarı koşuyorsan gelen her şey sana askıntı oluyor. Gelen her şey sana yük oluyor. Ay diyorsun ben artık bunu yapmak istemiyorum. Bir süre sonra Allah emanetini alsın da kurtulalıma dönüyor iş. Ben özellikle genç arkadaşların bu bir cümleyle söylenemeyecek kadar zor bir görev tabii ama hemen kafayı değiştirmelerini öneriyorum. Yani bu kafa kafa değil. Mesela falanca bölüme gideceğim. Onun şöyle iş imkanları var. O menüden bir tane seçeceğim. Bana maaş verecekler. Yok abi öyle bir hayat olmayacak seninki muhtemelen. Olsa da sen sen olmayacaksın. Dolayısıyla şimdi şu anda burada, yani şu anda yapmayı sevdiğin bir şeyler var. Yapabildiğin bir şeyler var. Bunlar belki senin okulda bilmem ne de çok avantajına olmamış olabilir. Benim konuşmam gibi. <laughs> Seni tahtaya falan yazmış, isimler vermiş olabilirler. Ya da bazı şeylerde ilişkilerde falan sana dezavantaj olmuş olabilir. Neyse o özelliklerin. Onlardan bir kombinasyon düşünmeye şimdiden başla. Ben o zamanlar başlamıştım. Biraz tembel olduğum için 20 sene sürdü ne yapacağımı bulmam. Başkalarının beklediği performans kafasından çıkıp kendinden beklediğim performans kafasına geçtiğinde hayatın şekli çok fazla değişiyor. Bir şey dedik ya yeni dünyanın cesur insanında dünyadan daha az kendinden daha fazla bekle. Çünkü dünyanın sana vereceği şey çok sınırlı. Ama senin sana verebileceğini doğru istersen aslında sınır yok. Yani o mecrayı bulduğun anda performans diye bir derdin de yok. Performans dışarıdan sana dayatılan bir şeyle ilgili gösterdiğin çıktıyla alakalı. Ve o çıktı da nadiren hani çıtanın avdan yaşadığı lezzeti veriyor insana. Yani çıtan düşünsene bütün ödülü o. Ee, burada, çok önemli. burada şey. stresi tanımlarken kullandığımız kalıplardan bir tanesiydi. Stres faydalı süresiyle ilgili süresi ve yoğunluk tipiyle Aynen. alakalı. Aynen. Yani mesela birkaç günlük stres çok faydalı olabilir. Ama ondan önceki birkaç günü stressiz geçirmek koşuluyla. Ya da bazen yaşam o kadar stabil değil. E hazırlıklıysan, kondisyonluysan bir ay, bir buçuk ay stresin olabilir. Yani üzerinde baskılar olabilir. Ama hazırlıksız olduğun bir dönemde 6 aylık bir stres öyle ya da böyle seni depresyona sokar. Karmaşa yok bir şeydi. O zaman aynı şeyi performansta da ele alıyorum. Performans tanımı içerisinde de alıyorum. Avlanmak eğlenceli. Günlük ya da işte belki haftalık durumlarda performans gerekli. Herkese gerekli. Çünkü kendi sınırını görmeye, yapabileceklerindeki üst sınırı tatma açısından da yani Mesela işte ne bileyim, yılda birkaç defa, birkaç gün üst üste geceleyerek bir işi yetiştirme anlamlı olabilir. Ama yaşamının tümüne rutine yaygın bir şekilde gecelerini gündüzün birbirine katan bir performans beklentisi yaşamını zehirler. Ya da seni tükenmiş bir e, sınıra kendi götürür. Kendi hattındayken aynı miktarda iş sana hiç dokunmayabiliyor. Bak ben üniversitede şimdi yaptığım işin dörtte birini yaparken meşguliyetten hastanelik oluyordum. İşte depresyonlara giriyordum bilmem ne. Şimdi diyorlar ki sen nasıl bu kadar yoğun çalışıyorsun? Ben yoğun falan çalışmıyorum. Mecrada akarken print atman çok daha kolay oluyor. Çünkü nereye gittiğini biliyorsun. Kendinle ilgili bir yere gidiyorsun. Kendi ajandanla ilgili bir şey yapıyorsun. Komşu dese ki ya taşındım eşyalarımı taşımaya yardım eder misin? Ona giderken hem bir yardım edersin. Ama bir de sen taşındığında kendi eşyalarını nasıl dizersin? Bir bunu düşünmek lazım. Hepsini özenle, büyük bir gazla, bir an önce. Çünkü kendi rahatın yani kendin oturacaksın orada. Biz el eşyasını yerleştiriyoruz abi hayatımızda. Biz hep böyle işler veriyoruz. Kendi eşyamızı yerleştirme, kendi hayatımızı, kendi geleceğimizi organize edecek bir kafayla bakalım. Bencillik kötü ama burada bencillik çok lazım. Çok merkezi bir şey. Önce ben. Çünkü yolu gidecek olan, o performansı gösterecek olan benim çünkü. Önce ben neyde gitmek istiyorum? Ona bir karar vermem önemli. Bu arada belli bir yaştan sonra bunları konuşması hep kolay. Hatırla gençliğini. Üniversite dönemini bilmem ne. En çok çabayı biz nerede harcadık? Mesela ben ikimiz adına rahatlıkla konuşabilirim. Biz en çok çabayı nerede çabalamamamız gerektiğini öğrenirken harcadık. Bir baktık. Bu yo yo yo. Mesela müzikle uğraştım bıraktım. Akademi uzunca bir süre uğraştım. Mesela laboratuvar tipi iş. Hiç bana göre değil bıraktım. Çok uğraştım. Ders anlatma harika ama oradaki tam bana göre değil falan filan derken şu anda açık beyinde olan, benim hayatımda olan, müzik de dahil olmak üzere her şey sadece benim istediğim gibi. Benim yap yaptığım kadar. Ha, az yaptığım zaman tamam tembellik hissedebiliyorum falan ama yani bir iş bir dışarıya karşı mahcup olmuyorum. Kendimle ilgili mahcubiyetim. Ee, kıçımı kırı çalışırsam daha güzelini yapabilirim. Bu rahatlık yani her insanın hayatında organize edebileceği bir rahatlık ama önceden çok çalabalamak gerekiyor. Yani çünkü opsiyonların %99'u bizlik değil. Onların bir kısmını denemek gerekiyor yani. Bu kendi içinde gerçekten hani gebe konulardan bir tanesine dönüştü. Bu kendi içinde alt kavramlara indirgesek konuşacak bir sürü başlık doğuyor. Öğrenmek adına özetlemek istiyorum. Yani ya da gördüğüm şey açısından özetlemek istiyorum performansın süresi, saati, zamanlaması ya da hayatımızdaki yerinden öte performans ve çabasızlık ilişkisi içerisinde kendi akış kanalımızı bulana kadar ki yaptığımız işlere başka bir bakış açısı bulduktan sonra da çabasızlığı arttıracak başka bir bakış açısı Yerleştirmek gerekiyor diye özetledi. Lezzetli görünüyor bu arada bir ee, Evet. Ta benim bu süreçte tam çabasız değilim biliyorsun. Tabi. Çabasızlaşmak için çabalarım devam ediyor. Evet. Tabii, Şu anda yani. yaptığımız her Sen, şey çabasızlaşmak. Sen de yönetimle alakalı, alakalı sürecin içerisinde evet. e, yeniden sistem oluşturma, orayı da çabasız yürütebileceğim bir alana doğru götürmeyle alakalı çalışıyor oluyorsun. Ama öteki tarafta konuşma artık bir yere konuşmaya gitmekle alakalı bundan 5 yıl önceki ya da 10 yıl önce 10 yıl önceki hazırlık performanslarının gece yükünün hiçbirisi yok yani hani gayet yüksek performansı çok daha hazırlıklı bir şey. Bu arada mi? tekrar hatırlatayım. <laughs> Vücudumuzda 100 trilyon hücre ve onlarca farklı organ sistemiyle beraber milyonlarca farklı operasyon eş zamanlı olarak yürüyor. Hiçbirinin performans kaygısı yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sistem işliyor yani.